basın mensubu arkadaşlarımız, dükkan 54'te çalışan arkadaşlarımız, dergi 54 sorumlusunu ve sosyal medyada görev yapan arkadaşlarımıza bir teşekkür ediyorum. Çünkü çok büyük emekleri var. Sonuna kadar hak ettiler ve bu şampiyonlukta çok ortada gözükmemelerine rağmen müthiş hakları var, payları var. Bu arkadaşlarımız, bu dostlarımız olmasa belki bu başarıyı yakalamayabilirdik. Başkanımıza ben çok teşekkür ediyorum. İsmail Gürses Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Kulüpte 12 saatlik, 13 saatlik geçirdi. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ellerinden geldiği kadar işleri müsaade ettiği sürece yardımcı oldular. Hepimiz işin bir ucundan tuttuk ve şampiyonluğa ulaştık. Ben gerçekten geçen sene bu vakitlere sizi götürmek istiyorum. Geçen sene Mayıs'a götürmek istiyorum. Geçen sene Mayıs ayında bu vakitte işte seçim telaşı falan, ayın kaçıydı bilmiyorum, o dönemde şeyi seçildikten sonra görev aldık. Önce görevden sonra tabii başkanımız bizi topladı, görev bölümü yapacak. Önce Rüstemler'e bir gittik. Rüstemler'e dedi ki bir fotoğraflayalım. Rüstemler ne durumda? İlk başlangıcımızı söylüyorum. Yani moralimiz yerlerde, takım yerde, efendim ne yapacağımızı tam bilmiyoruz falan. Neticede tabii Rüstemler'in tadilatından itibaren başladık. Ondan sonra takımı oluşturdular, transfer komitesi. Ve neticede bugünlere geldik. Ben çok çok önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. Yani hep birlikte çok önemli işler yaptık. Basınıyla, dükkanıyla. Bana ilk toplantıda başkanım basın sözcülüğü görevini verdi. Ben de elimden geldiği kadar bunu en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Daha farklı bakış açısıyla yapmaya çalıştım. Ama tabii ki Sakarya'nın dinamiklerini her zaman göze almak gerekiyor. Onları da göze aldık. Sakarya dinamiklerini de göze alarak bir ortak yol bulduk. Ama ben öncelikle basın mensubu arkadaşlarıma gerçekten bana çok yardım ettiniz. Hep başım sıkıştığı zaman her birinizi aradım. Teke tek temasını. Eleştiri yapan yapmayan, eleştiri olmazsa doğruyu bulmanın imkanı yok. Ben eleştiriye açık bir insanım ama tabii ki ölçülü olacak, yani şey olacak, yani daha dikkatli yapmak gerekiyor. Çünkü neticede biz de insanız, bir görev almışız, o görevi en iyi şekilde yapıp takımı bir üstüne taşımak istiyoruz. İşte gördünüz şampiyonluk kutlamalarını. Dolayısıyla ben eleştirilere de teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten ben çok faydalandım. Bazı eleştiriler beni hep şeye itti yani. Daha ya acaba orada bir şey söylüyor birisi yani. Birisi bir şey söylüyor. Onu dikkate almak gerekiyor yani.